Merhabalar, ben Fulya. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim nefis bir makarna sosu olacak. Ben çok seviyorum, hakikaten favorim diyebilirim hatta. Tortellini makarnaya acayip yakışıyor. Şimdi hemen tarife geçeceğim. Çok Ramazanlık bir tarif değil ama yapmışken paylaşmak istedim. Tavsiye ediyorum. Şöyle genişçe bir tavanın içine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekledim. Şimdi karıştıracağım. Yağımın erimesini sağladıktan sonra da bir adet yemeklik doğranmış soğanı ekleyeceğim. Karıştıra karıştıra soğanlarım iyice sararana kadar kavurmaya devam edeceğim. Böyle hepsi kavrulduktan sonra, renkleri döndükten sonra bir büyük diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağı çok uzun kavurmuyoruz. Hemen yanabilir çünkü. Sarımsağım da kavrulduktan sonra 4-5 tane böyle ince dilimlediğim mantarlarım var. Onları ekliyorum. Sotelemeye devam ediyorum. Genelde kestane mantarı ile yapıyorum aslında. Üzeri kahverengi olanlar yani. Ama bu sefer ondan alamamıştım. Kültür mantarı ile yaptım. Tabii ki o da çok lezzetli. Şimdi mantarlarım da kavrulduktan sonra içine şöyle 200 gram kadar ıspanak ekliyorum. Benim donmuş ıspanağım vardı deep freeze'de. Onu ekliyorum. Tabii ki taze ıspanak da eklenebilir. Ispanaklarım da şimdi güzelce kavrulacak. Biraz da renk verecekler sosumun içine. Ispanak iyice suyunu çeksin istiyorum. Biraz yüksek ateşte yapıyorum. Bu arada burada patates cipslerim var. Tarifini kanala eklemiştim. Yapmışken onu da göstereyim dedim arkadan. Şöyle sosumun artık suyu bittiğinde içine bir paket krema ekliyorum. Sos zaten çok lezzetliydi. Krema eklendikten sonra lezzeti iki katına çıktı. Eğer denemediyseniz bunu da mutlaka deneyin. Kremayı da ekledikten sonra şimdi biraz karıştıracağım, altını kıstım. Böyle biraz kıvamlansın istiyorum, biraz suyunu çeksin istiyorum. O yüzden de içine biraz ilaveler yapacağım şimdi. Şöyle birazcık karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Bu arada makarnamı da koydum haşlanması için. Sosum artık kıvam aldı gibi. İçine biraz muskat rendeliyorum. Muskat koymanız şart değil ama kremalı tariflere çok yakışıyor. Bunu aktarlarda bulabilirsiniz. Biraz da İzmir tulumu rendeliyorum. Ben bu tarz soslara parmesan yoksa eğer İzmir tulumu ya da eski kaşar peyniri rendeliyorum ve çok yakışıyor ama çok fazla değil. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar eklemeniz yeterli. Biraz daha baskın tat isterseniz biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. En son tuz karabiber ekliyorum. Peynirler hakikaten çok yakışıyor bu sosa ama dediğim gibi fazla kaçırırsanız çok baskın olur tadı ve o zaman güzel olacağını düşünmüyorum. Az koymak lazım. Artık makarnalarım da haşlandı. Sosum da neredeyse hazır. Şimdi makarna ve sosu buluşturma zamanı. Makarnayı sosun içine ekleyeceğim, karıştıracağım. Ondan sonra direkt servis tabağına alıp servis edeceğim. Bu tarz makarnalarda beklettiğiniz zaman o kremanın kayganlığı yerini yapış yapış bir hale bırakıyor. O yüzden bu tarz makarnaları bekletmeden hemen servis etmek gerekiyor. Aslında diğer tüm makarnaları da öyle ama özellikle kremalı olduğunda beklediğinde çok güzel bir sonuç alamayabiliyorsunuz. Onu da hatırlattıktan sonra artık makarnamı karıştırıp servis tabağına alabilirim. Bunu Instagram'da storylerde paylaşmıştım. Hakikaten çok beğenildi. Umarım sizin de hoşunuza gider. Videomu beğenirsiniz. Bu arada beni Instagram'da takip etmek isterseniz Happy Foods olarak bulabilirsiniz orada da. Şöyle üzerine birazcık kaşar peyniri rendeledim ve artık servise hazır. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin. Bu sosu tortellini de kullanabilirsiniz. Lazanyada da kullanabilirsiniz. Ben yapıyorum sık sık. Çok güzel oluyor. Böyle benden güzel bir tavsiye olsun bugünlük. Yeni videolarda görüşünceye kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Bana da kalp bırakmayı unutmayın.